Ünye'nin canlı tarihi olarak nitelendirilen yıllardır ve halen daha mevsimine göre öncelikle pamuk şekerine ağırlık verip daha sonra da elmalı şeker yaparak geçimini temin eden, Çataltepe köyünden gelmiş Ünye Çamurlu Mahallesi'nde ikamet eden Cemal Yıldırım abiyle beraberiz. Ünye'nin pamuk şekercisi. Cemal abi, önce seni bir tanıyalım. Ben Şuvalı Osman'ın torunuyum. Çataltepe'de İbrahim Yıldırım'ın oğlu. Gel İbrahim. Gel İbrahim. Gel İbrahim'in evet, oğlusun. Ben Cemal Yıldırım. Evet Cemal abi. He. Kaç yılından beri bu işi yapıyorsun? 70'te başladım. 70'te başladın. O gün bugün halen daha yapıyorsun. Yapıyorsun. Kimsenin yapmadığı iş olduğu için yaptım. Yapıyorsun. Ustan var mı bu işte? Ustam yok. Görüp çalma. Görüp çalma. Ama 3 senede bedava çalıştım. Öğrenmek için. 3 sene şekerin parasını zor topladım. Tamam. Samsun'da kadının biri sen bu araba güzel ama dedi sende iş yok dedi. Aldı elinden teli, o zaman telle topluyordu, şekeri topladı. O kadın öyle topluyor böyle topluyor derken ondan sonra topladı kocaman yaptı şekeri. Oturdu hiç ağzına sürmeden yedi. O kadın şekeri öyle topluyor böyle topluyor derken toplamayı da öğrendim. Ondan sonra yemeği de öğrendim, onun gibi yemeği de öğrendim. Allah rahmet eylesin. O zaman genç kadındı, şimdi de görmüştür. Sağ sağ Allah kulaşmasın. O şekilde bir Trabzonlu kadın yine geldi. Trabzon'dayım. Ya şeker, elim şekerleniyor. Elimin şekerini havlu koysam havlu nemleniyor. Pantula sürüyorum buraya. Ama ufak çocuklar da geliyor buradan topluyor. Ancak dinlaklarken böyle fark ediyor. Ama buradan başka nereye sürersen sürüm o şekerden kurtulamıyorum elinden. Evet. Trabzonlu kadın dedi ki benim kardeşim bu işi yapıyordu. Peştama bağlıyordu beline dedi. Peştama nem yapmaz dedi. Ondan sonra peştama bağladım. Orada da onu da rahatladım. O şeker almayı kadın öğretti. Şekeri elinden temizlemeyi de peştama başka bir kadın öğretti Samsun'da. O yazdı. Neticede çalarak bir pamuk şekerci ustası oldun gittin. Oldum. Nerelere pamuk şekeri pazarladın bugüne kadar? Hangi alanlarda? Ünye'nin dışına çıktın mı? Piraziz'de. Giresun Piraziz. Giresun Piraziz'de şeye kadar. Bafra'nın bir yanında Engiz Muş'ta oraya kadar. Bu alanda? Bafra'ya gitmiyordum çünkü Bafra'da şekeri yapan vardı. İş kokuyor, yenmez diyorlardı. Ben bir de tüp kullanıyordum. Evet. Tüp kullanıyordum. İş kokuyor, yenmez diyorlardı. Bafra'ya gitmiyordum. Bu arada kaç çocuğu büyüttün bu işinle? Bu arada çocukları büyütme işine gelince televizyonlar çıkmıştı, işler düşmüştü. Daha piyasayı gezmedim, daha uzak gezmelere gitmedim. 5 çocuğu da Fatsa'dan büyüttüm. 5 Fatsa. Çocuğu büyüttüm. 5 çocuğu büyüttüm Fatsa'dan. Evi yaptım Fatsa'dan. Allah bağışlasın. 2 defa ev eşyası düştüm Fatsa'dan. Ecevizin yokluğunda da bir malzemem kendimi kaybettim. Bir yatak kaldı altında, o da hanımındı, benim değildi yani. Evet. Bir de saçın, sakalın uzamış, saçını enseden bağlamışsın. Evet. Röportaja girmeden evvela bir anını paylaşmıştın bizimle. Evet. Fatsa zabıtaları
Sakalın uzadığı zaman, tırnağın olduğu zaman, elin pis olduğu zaman, elin pis olduğu zaman sana orada şeker sattırmazmış. Bana değil, tüm esnafa öyle. Yaptırmıyordu. Yaptırmaz. Peki Ünye'de? Ünye'de o işe bakan yok. Pek dokunmuyorlar mı? Dokunmuyor. Ben ayda bir defa tıraş oluyor. Ancak özel kontrol günlerine denk gelirsen. Mesela bir yere düğüne çağırdılar, gideceğim. Tıraşımı olurum, beyaz önlüğümü giyer giderim. Yani düğüne falan. O kadar bizde düğüne çağıran olmaz. Vatandaş geliyor. Bin tane şeker yapacağım, bana düğüne geleceğim diyorum. Ben nerede düğün yapacağım falan yerde. Senin düğünde az ama 200 şeker gider diyeyim adama. Tamam mı? 200 şeker gider. Ben senden bunun şu kadarsından almam bu paranı, bu kadar verirsin diyorum. Beni bırakıyor, kaçıyor, gidiyor. O 1000 şekeri yapana yaptırıyor. Şimdi Cemal abi, sizi tanıdığımız günden beri helal rızık temini için gece gündüz demeden çalışıyorsun. Estağfurullah, öyle. Ve gördüğümüz kadarıyla böyle bir mobileti kapalı alana çevirmişsin. Mobilet değil bunlar, su götürmüş. Yalnız bunu tebrik ediyoruz. Bunu bu yüzün atacağım, bu kasayı. Yeniden kasa yaptıracağım. Ben vatandaşa alt bağlantısı sağlam olsun. Diğerlerini kavisli saçla yapacaktım. Evet. Yani 5 milim kavisli saçla yaptıracaktım. Adam ne kadar hurda demiri varsa bastı buna. Bunlar hep şey demiri, karifer demiri. Su demir, boşu değil. Ha. Yani daha ağır demir. Şimdi 11 kişilik minibüse 20 kişi koy, böyle sallanır. Süspansiyonu iyi. Ondan sonra ama o minibüs boş olsun, bunu iki elinle uğra sallayamazsın. O minibüs boş. Yani gelmek istediğim şu. Ağırlık bak. Ebediyete hiçbir şey götüremediğimize göre hepsi kazancımız burada kalıyor. Ben şimdi şöyle. Siz helal kazanıp helal yemelerinin tatlı olduğunu abi, kendi ağzınızdan anlatır mısınız? Bunun sebebi şu. 17 yaşında doktor bana 6 ay yaşamaz dedi. Bir doktor da 17 bu, yaşındayken. 17 yaşındayken. Evet. Ben zatüre geçirdim, verem geçirdim. Geçmiş olsun. Deniz'in şöyle karda, 6-7 yaşında şöyle karda denizin dalgasını yakalamaya çalıştım. Islak yine yattım, eve gittim. Anama söylemedim. Zatürre oldum. Ondan sonra verem oldum. Öyle süründüm. 17 yaşında doktor dedi ki babama bu iyi olmaz, buna eziyet etme dedi. Lan bir doktor bu değil ya dedim ya. Samsun'a gittik 3-4 doktora. Bu herkesin suyunu içeriği olmaz. Orada bir doktor var dedi, ona gittik. O da öyle dedi. 6 ay yaşamayacak adama ne lazım? El açtım Allah'a, yalvardım. Ya Rabbi sen bana su içmeyi nasip etme bu memlekete dedi. Allah'a çok şükür. Ben bu memlekette su içmiyorum 68'den beri. Su mu içmiyorsun? Evet. 68'den beri. Ne içiyorsun abi su yerine? Hiç benim canım su içmez. Yalnız gün dönümü sıcaklarında ağzım kurur biraz. Ama elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ben şimdi elimi yıkayayım. Sen elini siliyorsun değil mi? Evet. Ben silmiyorum. İndirdim aşağı, kaldırdım, elim kurudu. Elim kurur diyorsun. Evet. Evet, biz sana sorduk. Helal kazancın, helal rızkın tadı başka olur dedik. Evet, evet. Siz de görüldüğü kadarıyla helal rızk peşinde koşuyorsunuz. 6 ay yaşa. Cemal Yıldırım 52 yıldır bu işi yapıyor. Evet. Aynı Cemal Yıldırım, hiç değişmedi. Ama 6 ay yaşamayacak adama dünyada ne lazım? Ne lazım? Hiçbir şey lazım değil de huzurdan başka. Huzur. Çok önemli. Allah'a şükür askere gittim, geldim. Geldim. Evlenmek fikrim yoktu, evlendim. Kendime ev yaptım. Çocuk sahibi, evlat sahibi oldum. Ev yaptım. Hepsini yaptım ama hiç yarın için yok. Ben şimdi çalışıyordum. 3000 şeker satıyordum. Memur 600 lira aylık alırken. İki memur maaşı. Ben o paranın dörtte birini eve götürmüyordum. İhtiyacı olana bırakıyordum yolda. Tebrikler. Çok güzel. Yolda bırakıyordum. Ondan sonra. Bir yerde yolda kalan yolcuyu ben hiçbir zaman görüp de arkamı dönmedim. Yolda yolcu kalıyor. Adam hastam var diyor. Bana yalan söylediğini biliyorum. Ama ben o adama yine parayı veriyordum. Ama yalan söylediğini de biliyordum yani. Gene de ben o adama para veriyordum. Ya doğruysa,
Binde bir doğru olabilir belki. Saygıdeğer izleyenler, Cemal abim Giresun Piraz ile Samsun Bafra arasında, Engiz arasında Engizmişler. Pamuk şekeri satışı gerçekleştirmiş. Ancak Fassa'da satış yaparken saçı sakalı var ise Fassa Belediyesi'ne ait zabıtaların kendisine ceza kestiğini ama Ünye'de böyle bir şeye denetimler dışında pek rastlamadığını söylüyor. Yani.